izleyenleri, bugün sizler için İstanbul Fuar Merkezi'nde bulunan lojistik fuarına konuk olduk ve Doğruer Grup yetkilimiz Dalhan Bey ile birlikteyiz. Buyurun efendim, öncelikle sizleri tanıyalım. Merhabalar, ben Dalhan Doğruer. 29 yaşındayım. Eğitimi Londra'da tamamladım, üniversiteyi Londra'da. Ondan sonra birkaç tane lojistik firmasında staj yaptım, çalıştım. Biraz tecrübe edindikten sonra da şimdi aile şirketimiz olan Doğruer'de görev alıyorum. Efendim, bize birazcık Doğruer Grup'tan bahseder misiniz? Neler yapmaktasınız? Bahsedeyim. Doğruer asıl 59 sene önce gümrük firması olarak kuruldu. Yaklaşık işte 59 senedir gümrük müşaviri hizmetleri veriyoruz. Son 20 senemizde lojistik anlamında da hizmet vermeye başladık. Uluslararası lojistik ve iç taşımalar. İç taşımalarda daha çok kendi araçlarımızı kullanıyoruz. Uluslararası taşımalarda forwarding olarak çalışıyoruz. Aynı zamanda şu anda iki tane antrepomuz var. Bir tanesi Avrupa yakasında Ambarlı Gümrüğü'ne bağlı. Bir tanesi diğer yakada Erenköy Gümrüğü'ne bağlı. Yaklaşık toplam Doğruer Grubu'nun 500 tane çalışanı bulunmakta. Bunların 400'ü gümrük, 100 tanesi de lojistik bölümünde. Peki efendim, ileriye yönelik hedefi projeleriniz neler olacak? İleriye yönelik projelerimiz dijitalleşme. Ciddi yatırımlar yapıyoruz bu konularda. Lojistik alanında büyümeye çok müsait bir alan lojistik. O yüzden daha çok yatırımlarımızı şu an oraya kaydırmış durumdayız. Yeni antrepolar açıyoruz. Türkiye'nin belli şehirlerinde, potansiyelin yoğun olan şehirlerinde İzmir gibi, Mersin gibi, Adana gibi buralarda depolar açmayı düşünüyoruz yakın zamanlarda. Onun dışında blockchain yatırımlarımız var. Şirketin içinde kendi IT ekibimiz var, yazılım ekibimiz var. Orada da yaklaşık bir 10 kişi çalışıyor. Oraya da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Orada da büyüme hedefindeyiz. Yazılımlarımızı, kendi şirketin içindeki yazılımlarımızı kendimiz yazıyoruz. Değişik. Ve böyle olduğu için daha güvenli bir şirket haline geliyoruz. Tabii, evet. Aynen. Peki, ben birazcık taşımacılığınıza bahsedelim istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki lojistik fuarındayız. Hangi alanlarda? Şimdi biz tabii uluslar arasında özellikle forwarder olduğumuz için dünyanın her yerine çalışabiliyoruz. Ama bazı alanlarda daha kuvvetli olduğumuz alanlar var mutlaka. Mesela müşterilerimizden kaynaklı bu. Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa tarafında daha yoğun çalışıyoruz. Diğer tarafa döndüğümüzde Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan civarlarına çok yoğunluğumuz var. Deniz aşırı düşündüğümüzde Çin'e çok taşımalar yapıyoruz. Şimdi biraz Amerika piyasası artmaya başladı. Açıkçası benim de biraz yönelmek istediğim bir piyasa. Amerika'ya taşımalarımız yoğunlaşmaya başlıyor. Benim Amerika ile kendim de başka planlarım olduğu için açıkçası biraz oraya entegrasyon yapmaya çalışıyoruz. İnşallah o tarafta da büyümeye hedefliyoruz. Beyefendi, aynı zamanda hem deniz, hem kara ve hem hava yollarıyla birlikte sizlerle taşımacılık yapabiliyorlar. Aynı zamanda intermodal de yapabiliyoruz. Hepsinde şu anda hizmet verebiliyoruz. Şu an potansiyelimizin %50'si kara diyebilirim. %30'u deniz, %15'i de hava, %5'i de intermodal. Efendim, peki son olarak bizlere neler aktarmak istersiniz? Son olarak Doğruer olarak Türkiye'nin yükselen yıldızı olduğumuzu düşünüyoruz. Çok eski bir firmayız ama lojistik alanında son özellikle geçtiğimiz 1-2 senedir ciddi yatırımlar yapmaya başladık. Önümüzdeki senelerde de adımızdan çok söz ettireceğimizi söyleyebilirim. Çok daha fazla duyulacak lojistik sektöründe Doğruer ise. İnşallah aynı kalitede, gümrüğün verdiği kalitenin aynısını lojistik tarafında da vererek aynı potansiyellere ulaşmayı hedefliyoruz. Kaliteden ödün vermeden hizmet vermeye devam edeceğiz diyoruz. Bizlere vermiş olduğunuz bu güzel ve değerli bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devam dilerim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Doğruer Grup'tan Murat Bey ile birlikteyiz. Buyurun, öncelikle sizleri tanıyalım. Adım Murat Güner, Doğruer Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkan Vekiliyim. Sektörde Doğruer 1962'den beri var. Ben uzun zamandan beri Doğruer ailesindeyim. Açıkçası Doğruer'de olmaktan ve geleceğe imza etmekten oldukça memnunum. Efendim, peki gümrük olarak nerede Doğruer? Aslında Doğruer'in başlangıç hikayesi gümrüğe dayanıyor. Doğruer özünde bir aile şirketi ve 1962 yılında temellerini gümrük müşaviri kimliğiyle attı. Dolayısıyla lojistik sektörüne geçişi Aslan Gümrük Müşaviri olmasından gelerek ilerliyor. Doğruer sektörü çok önemli bir yerde. Hem üretmiş olduğu hizmet kalitesiyle, hem personel kalitesiyle, hem teknolojik anlamdaki yatırımlarıyla hakikaten sektörde bana göre bir öncü. Tabii ki nicelik ve nitelik kavramlarımız çok önemli. Ama ben gerek personel kalitemizin, gerek IT kalitemizin
rakiplerimize oranla çok daha öne çıktığını söyleyebilirim. Bu da kriz yaşadığımız bugünlerde bize gerçekten anlamda bir ivme kazandırmış durumda. O yüzden biz gidişatımızdan oldukça memnunuz. Önümüzde çok uzun projelerimiz var. Teknolojik anlamda ciddi yatırımlar yaptığımız projelerimiz var. Bunların minimum 5-10 yıl içerisinde doğruyu çok daha farklı bir yere götüreceğini umut ediyoruz. Aynı yatırımlarımızın lojistik alanında devam etmesini de öngörmekteyiz. Çünkü orada elde ettiğimiz know-how'ı lojistik sektöründeki alanlarımıza da derc etmek istiyoruz. Bu da bize ayrı bir kuvvet kazandırıyor. Peki efendim, Doğrer nerede gümrük olarak? Bana göre Doğrer bu işin en iyisi. Bunu kalben söylüyorum. Tabii herkesin iddiası budur ama burada gerçek anlamda hem mesleki tecrübesi, hem mesleki anlamdaki hizmet çeşitliliği, hem farklı alanlarda farklı işler üretiyor olması, hem teknolojiye son dönemde yapmış olduğu çok ciddi yatırımlar bence sektör liderliğinde doğru yere ciddi olarak taşıyor diye düşünüyorum. Efendim, peki bizlere son olarak neler aktarmak istersiniz? Ben fuarımızın lojistik camiasına hayırlı olmasını diliyorum tabii ki. İnşallah çok daha kaliteli, çok daha sürdürülebilir hizmetlerle Avrupa Ligi'nde çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. O yüzden herkese hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizlere vermiş olduğunuz bu güzel ve değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Başarılarınızın devam dilerim. Ben çok teşekkür ederim. Size de başarılar dilerim. Hoşça kalın.